Hunlardan sonra Türkler 6. yüzyılın ortalarında Altay Dağları'nın etrafında yaşayan Aşina kabilesinin önderliğinde yükselmeye başladılar. Onlar demiri ustalıkla işliyor, ürünlerini bağlı oldukları Juan Juanlara gönderiyorlardı. Göktürklerin Çin'e akın yapacak kadar güçlü olduğu 542 yılında Çin'in kuzeyinde Doğu ve Batı olmak üzere Wei devletleri vardı. Onlar Türk olup sonradan Çinleşen Tapkaçların devamıydı. Batıda Maverai-Nehir ve Semerkant merkezli kurulan Akunlar, İran'da Sasaniler, Anadolu'da ise Bizans hüküm sürüyordu. Kışın Wei nehrinin buzlarla kaplanmasıyla Türkler nehri geçerek Batı Wei devletinin eyaletlerini yağmalıyordu. Göktürklerin reisleri Bumin artık bağımsızlık yolunda adımlar atmak istiyordu. 545 ve 546 yılında Göktürk reisi Bumin Khan ile Batı Wei hükümdarları birbirlerine karşılıklı elçiler gönderdiler. Bu sayede Bumin dış siyasette tanındı. Bumin Khan vakit kaybetmeden Orta Asya'nın doğu ve batısında yerleşen Töles boylarının ve Türk boylarının üzerine yürüyerek onları kendisine bağladı. Nüfusu ve askeri gücü giderek artan Bumin Khan, Juan Juan devleti hükümdarına elçi göndererek onun kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Hükümdar bunun üzerine bir elçiyle Bumin'e "Sen benim demir işlerimde çalışan bir kölemsin. Nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsin?" diye haber gönderdi. Bumin Khan buna sinirlenerek elçiyi öldürdü. Ardından Batı Wei hanedanından bir prensesle evlenerek ittifak kurdu. Bu ittifakı Batı Wei de istiyordu. Çünkü kendisine karşı kurulan Juan Juan ve Doğu Wei ittifakıyla uğraşıyordu. 550 yılına gelindiğinde Doğu Wei yıkılarak yerine Kuzey Qi hanedanlığı kuruldu. Bumin Khan arkasını sağlam aldıktan sonra 552 yılında Juan Juanlara ani bir baskın yaptı. Onları bozguna uğratarak İlk Han unvanını aldı ve Göktürk Devleti'nin resmen bağımsızlığını ilan etti. Bumin Khan devletin merkezini Ötüken yaptı. Bumin Khan Mete ve Atilla gibi ilk kurucuydu. Orhun abidelerinin ifadesiyle Yüce Khan'dı. Bumin Khan aynı yıl vefat edince yerine oğlu Kara yeni Khan oldu. Kara Khan'a devam etmeden önce batıdaki gelişmelere bir bakalım. ...552 yılında Göktürklerin bağımsızlığını ilan eden Bumin Khan, ülkenin batısını kardeşi İstemi'ye vermişti. İstemi, Yapgu unvanıyla Büyük Khan'a bağlı olarak ülkenin batısını idare etti. O, ilk önce Altay Dağları'nın batısından başlayarak Hazar Denizi'ne kadar olan sahada yaşayan Töles ve Onogur boylarını itaati altına aldı. Batı Türkistan bölgesinde ele geçirilmesiyle İpek yolunda Göktürkler söz sahibi oldu. 350 yılından beri bölgede hüküm süren Akunlar, 556 yılında İstemi komandasındaki Göktürk ordularının baskılarına maruz kaldılar. Onlar yardım için 555 yılında Batı Wei'ye elçilik heyetleri gönderdi. Fakat bir faydası olmadı. İstemi Yapgu ise Sasani hükümdarı Anuşirvan ile anlaşıp kızını İran hükümdarına verdi ve onlarla ittifak kurdu. Göktürk orduları Akunlara kuzeydoğudan saldırırken Sasani kuvvetleri de batıdan hücuma geçerek Akun devletini kolayca yıktılar. Bu topraklar Ceyhun Nehri sınır olmak üzere iki devlet arasında paylaşıldı. Maverai-Nehir, Kaşgar, Hoten, Fergana Göktürklere bağlandı. Meşhur İpek Yolu ve burada ticaret yapan Soğutlular İstemi'nin eline geçmişti. Türk devleti olan Akunların yıkılmasıyla Göktürkler Sasanilerle sınır komşusu oldu. Göktürkler dönemin diğer büyük gücü Bizans ile temasa geçmeye başladı. Sasani İmparatoru Anuşirvan Batı Göktürklere vergi veriyordu. Fakat o Maverai-Nehir bölgesine hakim olmak istiyordu. Bu sebeple ülkesinden geçen Akdeniz ve Bizans'a yapılan ipek ticaretini durdurdu ve gönderilen Göktürk elçilerini öldürdü. Bu sayede İstemi Yapgu'yu güçsüz düşürecekti. Batıda askeri harekatına devam eden İstemi sınırlarını Hazar'a kadar büyüttü. İstemi, Sasanilerin düşmanca tavrı üzerine
Soğutlu tüccar Manyak'ın tavsiyesiyle 567 yılında bir heyeti Kafkasya üzerinden Bizans'a gönderdi. Sasanilerle Bizans'ın arasının iyi olmadığını biliyordu. Göktürk elçileri ellerinde Türkçe mektupla İstanbul'da çok iyi karşılandılar. Mektup İmparator 2. Justinius'a okundu. 569 yılında Bizans elçilik heyeti de ittifak anlaşması için Göktürk ülkesine harekete geçti. Bizans elçilik heyetinin başında Zemerkos bulunuyordu. Bu heyet Türk elçilerle birlikte Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Aral Gölü arasından Talas Nehri boyunca geçerek Tanrıdağ silsilesinde bulunan Akdağ'da İstemin yanına gelerek ittifak anlaşması yaptılar. 571 yılında Bizans-Sasani çatışmaları başladı. Göktürkler ise ilerleyişine hız verdi. Kafkasya'nın kuzeyi, ardından Azerbaycan Göktürklerin eline geçti. Türkler Sasaniler üzerinde baskı kurmasına rağmen Bizans bu konuda desteğini devam ettirmedi. 576 yılında İstemi Yabgu hayatını kaybetti. Bizans İmparatoru 2. Tiberius askeri ittifakın yenilenmesi için elçi Valentinos'u görevlendirdi. İstemi'den sonra oğlu Tardu yeni Kaan oldu. Bizans elçisi Valentinos Aral Gölü civarındaki Göktürk kumandanı Türkşat tarafından karşılandı. Türkşat Bizans elçisine "Siz Romalılar 10 dilde konuşup herkesi aldatırsınız. Size saldırmayalım diye elçilerimizi Kafkaslar üzerinden Sarp araziden götürüyor, başka yol yok diyorsunuz. Biz Dinyeper Nehri'nin nerede olduğunu, Tuna'nın nereye aktığını iyi biliriz. Doğudan batıya tüm kavimlerin efendilerinin Göktürkler olduğunu iyi bilin." diye söyledi. Ayrıca Bizans'a ait Kırım'da bulunan Kerç Kalesi'nin fethedileceğini de sözlerine ekledi. Türkşat'ı kızdıran başka bir olay ise Azerbaycan'daki Göktürk ilerleyişini durdurmak için o bölgede yaşayan Sabar Türklerinin Bizans tarafından ortadan kaldırılması. Bizans elçisi ardından Akdağ'da bulunan Tardu'nun yanına geçti. Bu sırada 576 yılında Buhan adlı bir Göktürk beyi Kırım'a kadar ulaşmış ve Kerç Kalesi'ni zapt etmişti. Bu Göktürklerin batıda ulaştığı son noktadır. Tekrar doğuya dönüyoruz. Bumin Kağan'ın 552'de vefat etmesinden sonra yerine oğlu Kara Kağan geçti. O ilk önce Ordos'taki bir kitleyi mağlup etti. Kara Kağan da ölünce Göktürk tahtına kardeşi Mukan geçti. Mukan Kağan zeki, bilgili ve taktik ustasıydı. O Göktürklerle ittifak olma yarışına giren Batı Veyi Devleti ile Kuzey Çiğ ile barış siyasetine devam etti. 555 yılı Göktürkler için tam bir fetih yılı olmuştur. Mukan Kağan önce Juan Juanlara iki kere ağır darbe indirdi. Göktürkler için tehlike olmaktan çıkardı. Ardından Kitanlar üzerine sefer düzenleyip onları kendisine bağladıktan sonra Baykal Gölü'nün batısındaki Kırgızlar da ona itaat ettiler. Doğudaki birçok kabile Göktürklere bağlandı. Doğu ve batıda gelişmeler devam ederken Batı Veyi topraklarına çok sayıda akın yapıldı. Batı Veyi İmparatoru Göktürklere 100 bin top ipek gönderip Göktürk prensesiyle evlenerek müttefik olma teklifi Mukan tarafından kabul edildi. Mukan Kağan 558 yılında Batı Veyi topraklarından geçerek Tibet'in kuzeydoğusunda bulunan Tayyuanların üzerine yürüdü. Onlara ait iki kaleyi ele geçirerek geri döndü. Bu fetihlerden sonra Batı Veyi hanedanlığı yerini Çoğu devletine bıraktı. Çoğu devleti Göktürk elçilerine büyük değer veriyordu. 560 yılında Mukan Çoğu devletine hediyeler göndererek daha yakın ilişkilerde bulundu. 563 yılında Çoğu ve Çiğ devletleri birbirleriyle mücadeleye girdikleri zaman iki devlet de Göktürkler ile iyi ilişkiler kurma yoluna gitti. Mukan kendisine daha yakın davranan batıdaki Çoğu devleti ile ittifak kurdu. Onlarla birlikte doğuda bulunan Çiğ devleti üzerine yürüdü. 100 bin kişilik ordusuyla Çin'e giren Mukan ordusunu 3'e ayırdı. Önce Heng eyaletine ardından Xinyang şehrine vardı. Bölgede büyük ganimetler toplayarak geri döndü. Çin'deki iki devletin birbirleriyle ittifak yapmasına kızan Mukan, kızının gelin olarak gönderilmesi işini durdurdu ve tek başına Çiğlerin Yu eyaletine girdi.
Çin Seddi'ni aşarak akınlarda ve yağmalarda bulundu. Çoğular ise 564 yılında 4 büyük elçiyi Mukan Khan'a göndererek anlaşmaya çalıştılar. Mukan Khan önce bunu reddetse de 568 yılında anlaşmayı kabul etti. Çoğular büyük miktarda Mukan'a vergi veriyordu. Mukan Khan devletinin Asya'nın en büyük gücü haline getirdikten sonra 572 yılında hastalıktan öldü. Mukan Khan'ın askeri gücü herkesi korkutmuştu. Nitekim Çin'in iki büyük devletini neredeyse kendisine bağlamış ve isteminin de desteğiyle tarihi pek yolu Göktürk ülkesinde kalmıştı. Mukan, Kerülen Nehri'nden Ural Dağları'na kadar yayılan bütün Türk boylarını kendisine bağladı. Bu dönemde güçsüz kalan Çin, Mukan Khan'a bolca hediyeler gönderip dostluğunu pekiştirmeye çalıştı. Çin'e giden Türk elçilerinin bol armağan ile geri dönmesi, elçilik işinin Türkler arasında yaygınlaşmasını sağladı. Mukan Khan öldükten sonra yerine kardeşi Taspar geçti. Çin'deki devletler hemen yeni Khan Taspar'a hediyeler gönderdiler. Taspar, Çinliler için "Benim güneydeki iki vefakar oğlum neden kavga ediyorlar?" diyordu. Taspar, Göktürk ülkesinde yeni bir teşkilatlanmaya gitti. Doğudaki ülkeyi de ikiye bölerek buranın batısını ve doğusunu yeğenlerine verdi. Kendisi ise Büyük Khan oldu. Taspar'ın ordusu artık yüz binlerle ifade ediliyordu. Taspar ilk kez doğudaki Çi hanedanını destekledi. Ayrıca 575 yılında Çin'in zenginliğinden çok etkilendi ve onların etkisinde kalarak ülkesine Budist tapınağı yaptırdı. Çi hanedanı rakipleri çoğulara daha fazla dayanamadılar ve 577'de yıkıldılar. Çi prensi Göktürk ülkesine Taspar'ın yanına kaçtı. Taspar onu desteklediği gibi çoğulara askeri baskısını artırdı. Hatta Çin içlerine girerek Pekin bölgesini yağmalattı. Fakat Çiğlerden ümidini kesen Taspar çoğular ile ittifak kurarak prens ve adamlarını onlara teslim etti. Büyük bir devleti idare eden Taspar 581 yılında hastalıktan öldü. Taspar Türk hayatına ters Budizm'e yönelmesi ve doğuyu ikiye bölmesi büyük hataydı. Taspar'ın ölümünden sonra ülkede karışıklıklar oldu. Devletin ileri gelenleri vasiyet üzerine annesi Türk olmayan Mukan Khan'ın oğlu Apayı Khan yapmak isterken, halk ise annesi Türk olan Taspar'ın oğlu Anno'nun yeni Khan olmasını istiyordu. Kara Khan'ın oğlu İşbaran'ın da destekleriyle Anlo yeni Khan oldu. Fakat ülkede tam otoriteyi kuramadığı gibi Apa tarafından rahatsız ediliyordu. 581 yılında devlet meclisi yeniden toplandı. Cesur, kahraman bir kişiliğe sahip olan Kara Khan'ın oğlu İşbara unvanıyla yeni Khan oldu. Anno Tola nehrine çekilirken Apa ise daha kuzeye çekilerek Khanlık iddialarına devam etti. Artık ülkenin batısını yöneten Tardu ile doğusunu yöneten İşbara arasında sürtüşme başlıyordu. Çünkü Tardu doğuyu tanımıyordu. Göktürk ülkesinde bu şekilde ayrışmalar yaşanırken Çin'de hanedan değişikliği oldu. 581'de Sui Hanedanlığı kazandığı zaferlerle tüm Çin'e hakim oldu ve siyasi birlik sağlandı. Artık Türkler Çinliler için açık hedefti. Ey gözleri alev saçan kartalım, Çin dağlarında kanat vuracaksın. Dalgalanacak Turan'da bayrağın. İşte o gün, işte o gün sen de bahtiyar olacaksın. 542 yılında Bumin Khan Türk ilini kurmuştu. 581 yılına gelindiğinde Taspar'ın ölümünden sonra ülkede karışıklıklar çıktı. Ayrıntıları bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Aynı yıl İşbara yeni Khan olduktan sonra tüm boylar ona itaat etti. İşbara Çin tarafından gönderilen elçi Shang Tsung ile dost oldu ve yanına aldı. Hatta o askeri taktiklerin çalışıldığı av şölenlerine de katıldı. Kaynakların ifadesine göre bu elçi Göktürk ülkesi ve yöneticileri hakkında bilmediği, duymadığı bilgi kalmadı. Ülkesine döndükten sonra her şeyi imparatora anlattı. İmparatora göre Çin'in rahat etmesi için Göktürk ülkesinde bir ayaklanma ve ayrıştırma başlamalıydı.
Çinliler Mukan'ın oğlu Apakan'ın hala büyük kan olmak istediğini öğrendiler. Bu bilgiler ışığında İmparator Wen, Göktürklerin batıdaki idarecisi Tardu'ya onu tanıdığını göstermek için kurt başlı sancak gönderdi. Ayrıca Apa ile dostluk kurması da tavsiye edildi. Ardından Tardu, İşpara Kağan'dan ayrıldı ve Batı Göktürk Devleti'ni kurdu. Göktürk ülkesi ikiye bölünmekte kalmadı. Çinli elçi, Göktürk idaresindeki Moğol asıllı kabilelere hediyeler vererek onları isyana teşvik ediyordu. Böyle entrikalar yaşanırken İşpara Kağan, 582 yılında tüm gücüyle Sui Hanedanlığına saldırıya geçti. Tardu, Apa ve İşpara'nın kardeşi Chulahuo da muhalif olmalarına rağmen bu büyük orduya katıldılar. Kaynakların ifadesine göre Göktürk ordularının sayısı 400 bin süvariye ulaşmıştı. Mayi, Liang, Lan gibi ona yakın büyük Çin merkezleri Türkler tarafından istila edildi. Çinliler Türklerin karşısına çıkamıyor, geri çekiliyordu. Fakat Tardu kendine bağlı birliklerle geri çekilme kararı aldı. Bu başarılardan sonra Göktürkler büyük bir felaketle karşılaştılar. Bu kadar büyük bir ordu için yiyecek sıkıntısı yaşanıyordu. Salgın hastalıklar sebebiyle askerler ölmeye başladı. Halk kemikler öğütüp yiyordu. Çinliler Göktürk orduları üzerine yürüdü. Apa Kağan da tıpkı Tardu gibi kuvvetleriyle geri çekildi. Apa Kağan Tardu'ya sığındı. Halk yiyecek bulmak için yer değiştiriyordu. Bu kadar mücadele olmasına rağmen İşpara akınlarına devam etme kararı aldı. Hatta 583 yılında Yao eyaleti Göktürkler tarafından ele geçirildi. Fakat yıllarca süren iç savaşlar, boyların isyanları, İşpara'yı akrabalarını yalnız bırakmasıyla onun gücü günden güne azaldı ve yalnız kaldı. Çinli eşinin tavsiyesiyle Çin İmparatoruna elçi göndererek kendisine Sui Hanedanlığının soyadının verilmesi talep edildi. Bu nedenle kalabalık Çin heyeti İşpara'nın yanına geldiler. İşpara istemeyerek de olsa imparatorun mektubunu eğilerek aldı. Çin'e gönderdiği mektupta size bağlı kalıp vergi vereceğim fakat halkıma Çin elbisesi giydirmem diyordu. İçine düştüğü güç durumdan çıkmaya çalışırken büyük kanlık iddiasında olan Apa Kağan büyük bir güç haline gelmişti. Güçleri Ötüken'e kadar ulaşmıştı. Hatta İşpara'nın ordugahına saldırıp Kağan'ın eşini esir etmişti. Hatun'u kurtaran ise Çinli birlikler olmuştu. Tardu da İşpara'ya saldırarak onu zor durumda bıraktı. Sui İmparatoru Wen, güç durumda olan İşpara'ya yardım etmeye karar verdi. İmparatorun yardımıyla İşpara, Apa Kağan'ı mağlup ederek kaybettiği eski toprakları ondan geri aldı. 587 yılında İşpara, Çin'in kuzeyinde çıktığı avda vurduğu geyikleri imparatora hediye olarak gönderdi. Geçmeden hastalanan İşpara Kağan, burada bir ay hasta yattıktan sonra hayatını kaybetti. Onun ölümüyle hanedanlık 3 gün yas ilan etti. İşpara'nın hayatını kaybetmesinden sonra yerine kardeşi Baga Kağan geçti. O da hemen Çin'e bağlılığını bildirdi. Baga Kağan 589 yılında batıya sefere çıktığında alnından vurularak öldürüldü. Baga'nın beklenmedik ölümünden sonra İşpara'nın oğlu Toğlan yeni Kağan oldu. Toğlan Han ordugahını Ötüken'e kurdu. 593 yılına kadar Toğlan kendi gücünü artırdı ve Çin'e vergi göndermeyi durdurdu. Göktürklerin Çin'e itaat etmeyeceğini duyurdu. Böylece Doğu Göktürk ve Sui mücadelesi yeniden başladı. Göktürk akıncıları Çin topraklarına giriyordu. Fakat Çin entrikaları her zaman olduğu gibi yine devreye girdi. Kağan'ın yeğeni Tuli Kağan yaşadığı Baykal Gölü'nden Çin'e haber gönderdi. Sui Hanedanı artık tamamen Tuli Kağan'ı destekliyordu. Toğlan Kağan batıdaki Tardu ile sürekli çarpışma halindeydi. Çin her zaman yaptığı gibi Göktürk ülkesini birbirine kırdırıyordu. 597 yılında Tuli Kağan bağımsızlığını elde etmek için Çin'in desteğiyle Toğlan Kağan'a saldırdı. Fakat yaşanan savaşta başarılı olamadı ve Çin'e sığındı. Toğlan ardından Sui Hanedanlığına saldırıp çarpışmalarda büyük başarılar sağlasa da Çin'in entrikalarına engel olamadı ve isyan eden Töles boylarıyla mücadele ederken 600 yılında hayatını kaybetti.
Batı Göktürk Kağanı Tardu, Toğlan hayatını kaybettikten sonra kendini bilge ünvanıyla tüm Göktürklerin Kağanı ilan etti. Tardu, Çin tarafından üzerine gönderilen orduları birçok kez mağlup etti. Fakat Çinliler, Göktürk ordularının su kaynaklarına zehirler atarak birçok hayvan ve askerin ölümüne sebep oldular. Asker ve hayvan ölümleri, aynı zamanda isyan eden Tölös boylarını bastıramayan Tardu, 603 yılında Tayyuhanlara sığınarak tarih sahnesinden çekildi. Sui Hanedanlığı, boş kalan Göktürk tahtına kendisine sığınan Kimin Kağan'ı tayin etti. Onun karısı Çinliydi. Kimin Kağan, 609 yılına kadar tam anlamıyla Çin İmparatoru Yang'ın ayaklarına kapanır derecesine ona itaat etti. Kimin Kağan, halkına keçiden çadırlar yerine Çin tarzı evleri yaptırmasını istiyordu. Kimin öldükten sonra yerine oğlu Shipi, 609'da yeni Kağan oldu. O, babasına hiç benzemiyordu. Shipi Kağan, Çin'e gönderilen vergiyi durdurdu ve Çin'in üstünlüğünü tanımadığını bildirdi. ...615 yılında Çinlilerin Göktürk ülkesinde ticaret yapan Soğudluları öldürmesine çok kızan Shipi Kağan Çin eyaletlerine daldı. İmparator Yang'ı Yimen Kalesi'nde kuşattı. Kalenin neredeyse tüm burçları Türkler tarafından ele geçirildi. İmparator ağlamaya başlamıştı. Shipi Kağan'ın Çinli karısı Yicheng ve adamları Shipi'ye Töles boylarının isyan ettiğini söyleyerek kuşatmanın kaldırılması gerektiğini söylediler. Bu şekilde Shipi Kağan'ı kandırdılar. İmparator hayatını kurtarmıştı. Fakat bu kadar ağır yenilgilerden sonra Sui Hanedanlığı yıkıldı. Yerine 617 yılında Tang Hanedanlığı kuruldu. Shipi Kağan, Tang Hanedanlığının kurulmasına yardım etmesine karşılık Çin'i vergiye bağladı. Shipi Kağan, 619 yılında Sarı Irmağı aştıktan sonra Taiyuan şehrine akın yaparken hayatını kaybetti. Shipi Kağan, atalarına yakışır bir kağandı. Shipi Kağan'ın ölümünden sonra yerine kardeşi İlteber Şat, Çulo unvanıyla yeni Kağan oldu. Çulo Kağan, hem Çin topraklarına akınlar yapıyor, hem de Tang Hanedanlığı'nın muhaliflerini destekliyordu. Çulo Kağan, sayısı 150 bini aşan ordusuyla 4 büyük koldan Çin'e unutulmaz bir akın yapacaktı. Tang Hanedanı İmparatoru Cao Cu 621 yılında Çulo Kağan'ı zehirletti. Çulo'dan sonra Doğu Göktürk Kağanlığına Çulo'nun kardeşi Kieli, diğer adıyla Bahadur Şat, ilk Kağan ünvanıyla yeni Kağan oldu. Bahadur Şat 621'den 625 yılına kadar Çin başkenti Shang'an yakınlarına kadar büyük akınlar yaptı ve başarı sağladı. Fakat 626 yılında Bahadur Şat bu üstünlüğüne rağmen Çin ile barış anlaşması yaptı. Yapılan anlaşmadan sonra Göktürklerin Çin'e karşı askeri ve siyasi üstünlüğü son buldu. İlk Kağan'ın büyük hatası yüksek mertebelere getirdiği Soğutlu ve Çinli görevlilerdi. 627 yılında gelen kıtlık ve isyanlarla baş edemedi. Sirtartuşlar kendi kağanlıklarını ilan ettiler. Bahadur Şat 630 yılında Çin'in kuzeyinde kurduğu ordugahında Çinlilerin kurduğu pusuya düşerek yanındaki birlikleri kaybetti. Kendisi de yakalanarak Çin'e götürüldü. Böylece Doğu Göktürk Devleti tarih sahnesinden silindi. Çin kaynaklarına göre İmparator Kağan'ı ülkesine sürekli saldırdığı gerekçesiyle suçladı ve alıkoydu. O 638 yılında tutsaklık hayatına dayanamayarak öldü. Türkler kağansız kalmıştı. Sayıları yüz binlerle ifade edilen Türkler Çin'e yerleştirilmeye başlandı. Artık birinin bağımsızlık ateşini yakması gerekiyordu. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız, söylenir Türkümüz çağlardan çağlara. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız, söylenir Türkümüz çağlardan çağlara. Devletin batıdaki idarecisi İstim Yabgun'un oğlu Tardu 581'de Çin'den kurtbaşlı sancak gelmesi üzerine bağımsız hareket ederek doğudan ayrıldı. 576 yılında Türkler Kırım'da Bizans'a ait olan Kerç Kalesi'ni fethetmiş, 5 yıl aradan sonra Kersones Kalesi önlerinde görülmüşlerdi. Hatta onlar Kafkaslardaki Derbent'i de kuşatmışlardı.
Tardu 592 yılında Doğu Türkistan'ın en meşhur şehirlerinden Turfan Krallığı'nı ele geçirdi. Semerkant ve Kaşgar Türklere bağlanırken 588-589 yıllarında Sasaniler üzerine akınlar yapıldı. Bu yıllarda Sasaniler'de İstemi Yapgun'un kızından doğma Türkzade lakaplı 4. Hürmüz hüküm sürüyordu. Bu akınlarda bazı kaynaklara göre Sasanilerin Türk ilerleyişini durdurduğu ve Tiginleri öldürdüğü anlatılmaktadır. Ayrıca Tardu zamanında Tuharistan, Bel, Baktis Türkler tarafından fethedildi. Sınırlar Herat'a kadar genişledi. Tardu 599 yılından itibaren Doğu Göktürkleri ile siyasi mücadeleye girdi. Toğlan Kağan'ın ölümü üzerine kendisini bilgi ünvanıyla tüm Türklerin Kağan'ı ilan etti. 600 yılında Çin üzerine sefere çıksa da askerlerinin ve hayvanlarının zehirlenmesiyle Çin entrikalarına dayanamadı. 603 yılında isyan eden Töles boylarıyla mücadele ederken yenildi. Tayyuanlara sığınarak tarih sahnesinden çekildi. Aynı yıl Çulo Kağan ülkeyi idare etmek istese de Töles ve Sirtartuşların baskılarına dayanamayarak 611'de Çin'e Sui Hanedanlığı'na sığındı. Çulo Kağan burada Çin yararına, Tayyuanlara ve Korelilere savaş açtı. Doğu Göktürk Kağanı Şipi Kağan onu 618'de yeni kurulan Tang Hanedanlığı'ndan alarak öldürttü. 611 yılında Çulo Göktürk topraklarından kaçınca yerine Tardu'nun torunu Tulu'nun oğlu Şeku Şatlık ünvanıyla yeni Kağan oldu. Aradan çok geçmeden ölünce 619 yılında yerine kardeşi Tong Yapgu geçti. Tong Yapgu cesur, zeki ve savaşçıydı. Onun ilk işi kuzeyde yaşayan Töles boylarını itaati altına almak oldu. Artık Sasanileri büyük rakip olarak karşılarına geçti. Güneyde Kaşmir'e kadar olan tüm toprakları fethetti. Başkenti Taşkent'in kuzeyine taşıdı. Soğut krallıklarının hepsini birer birer kendine bağladı. Göktürkler zayıfladığında şehirler Çin'e vergi vermeye başlamıştı. Artık Fergana, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kaşgar, Kuca, Hoten, Turfan ve Aksu gibi tarım zengini bölgeler Göktürklere çalışıyordu. 622 yılında Doğu Göktürklerde ilk Kağan Tang Hanedanlığı'nı büyük baskı altına almıştı. Bu dönemde de Doğu ve Batı Göktürkler arasında birlik mevcut değildi. Tong Yapgu hem Doğu Göktürk Devleti'ne karşı dostluk politikasını başlatmış hem de Çin ile denge politikasını devam ettirmiştir. O yönünü batıya çevirmişti. Başkenti değiştirmesi ve fethettiği bölgelere idareciler bırakması onun iyi bir teşkilatçı olduğunu gösterir. 619 yılında Tong Yapgu'nun idaresindeki Türkler Sasanileri mağlup ederek Rey ve İsfahan gibi şehirleri ele geçirdiler. Çin kaynaklarına göre Tong Yapgu'nun savaşı ve hücumu eşsizdi. Birkaç yüz bin okçuya sahipti. Batı Sasani bölgesine hakimiyetini aldıktan sonra bölgeye vergi toplamakla görevli tutunları bıraktıktan sonra geri çekildi. Tong Yapgu'nun sınırları güneyde İndus Nehri'ne kadar ulaştı. Göktürkler ile Sasaniler İpek Yolu ticareti ile ilgili Asya'da iki kez çatışmaya girmiş ve hazırlıklı olmayan Türkler geri çekilmeye mecbur kalmışlardı. Tarih kitaplarında yazılı belge bulunmasa da Tong Yapgu'nun Sasanileri bir elçi yollayarak teslim olmalarını söylemesi ile ilgili efsanevi bir olay anlatılmaktadır. İran seferinde 2. Hüsrev'e gönderdiği mektupta "Ben Tengri tarafından üstün kılınmış aşina soyunun Batı Göktürk Hakanı, Kuzey'in efendisi Tong Yapgu Kağan. Türk'e karşı gelmek Tengri'ye karşı gelmektir. Türklere karşı koymak kimsenin haddine değildir. Elçimle beraber devletime 3 sandık dolusu altın yollarsanız, oraya tudun atayıp bana itaat etmeyi kabul ederseniz savaşmaktan vazgeçerim." dediği rivayet edilir. Sasaniler ise bu yıllarda büyük bir güç halindeydiler. Sasani orduları Doğu Roma'ya ait birçok şehri zapt etmişti. Hatta Sasaniler 626 yılında tüm Anadolu'yu geçerek İstanbul'u Avarlar ile birlikte kuşattılar. Bu olayı Avarlar videosunda işleyeceğiz. Doğu Roma İmparatoru Heraklios yalnız kalmıştı. İstemi Yapgu ve Tardu zamanında Göktürkler Doğu Roma ile iletişime geçmişlerdi. 625 yılında Heraklios
Göktürk Kağan'ı Tongyapku'dan yardım istemek için elçi Andrei'yi Yapku Kağan'a gönderdi ve onunla ittifak kurmaya ikna etti. Göktürkler anlaşmayı teyit için bir elçiyi onunla beraber İstanbul'a geri gönderdi. Bu elçilere 1000 kişilik Göktürk süvari birliği eşlik ediyordu. Onlar Derbent üzerinden Kura Nehri'ne ulaştılar. Karadeniz'e geldikten sonra deniz yoluyla imparatorun yanına geldiler. Heraklios, Kağan'a çok kıymetli hediyeler gönderdi ve evlilik sözü verdi. Kuzey'in kralı Tongyapku Kağan kendisine itaat etmeyen Sasaniler üzerine ilk önce yeğeni Börüşat'ı Kafkasya üzerine gönderdi. 620'li yılların başında Kağan'ın yeğeni ya da oğlu olan Börüşat, Kafkas dağlarından Sasani topraklarına seri akınlar düzenledi. O bölgeden öyle zaferler ve ganimetlerle döndü ki Tongyapku bizzat kendisi saldırmaya karar verdi. Tongyapku Kağan'ın ilk seferi 627 yılında Derbent Kalesi üzerine oldu. Derbent, tarihi kaynaklarda Hun Kapısı olarak da adlandırılmıştır. Burası, Sasani hükümdarı tarafından değer verilen önemli bir kaleydi. Tongyapku'nun emrinde Hazar birlikleri de vardı. Hazarlar, 576'daki Göktürklerin Karadeniz'e kadar olan bölgeye ulaşmalarıyla tarih sahnesine çıktılar. 630 yılında Türklerin en uçtaki kanadını ve askeri kuvvetini meydana getirerek bağımsız olana kadar bir süre Göktürk Kağan'ına hizmet ettiler. Türkler Derbent Kalesi'ni gece kuşatma altına aldılar. Göktürklerin ordusu 70 bin süvariyi buluyordu. Derbent Kalesi kuşatmasındaki Türkler denizdeki dalgalar gibi Derbent Kalesi'ne saldırdılar. Şehri seri ok atışlarıyla yıprattılar. Surlardan tırmanarak kaleye girdiler. Önlerine çıkan herkesi yok ettiler. Türk ordusu öyle şiddetli gelmiştir ki Tongyapku Türklere hakaret ettiği gerekçesiyle başlattığı bu savaşta adeta kalede taş üstünde taş bırakmamıştı. Buradaki baskın tüm ülkede paniğe yol açtı. Geriye kalan Sasani kuvvetleri önce başkent Partav'a çekilmiş, ardından Kafkas dağlarına doğru kaçmışlardır. Göktürk Hazar birlikleri onları hem bölgedeki dağınık Sasani kuvvetlerini yakalamış ve onların çoğunu idam etmiştir. 628'de Tongyapku ve Börüşat Çok ve Bardı gibi şehirleri ele geçirdi. Ardından bölgenin önemli şehri olan Tiflis'i kuşattılar. Bunu haber alan İmparator Heraklius kuvvetleriyle beraber Tongyapku'nun yanına geldi. Onlar Tiflis surları önünde buluştular. 628 yılında Doğu Roma İmparatoru Heraklius'un Tiflis kuşatması sırasında Tongyapku ile temaslar olmuştur. Net bir bilgi olmasa da Bizans İmparatoru'nun kızı ile Tongyapku'nun oğlu evlenmiştir. Hatta İmparator Hazar liderlerine bol bol süs eşyası da hediye etmiştir. Tongyapku Kağan kuşatmaya devam ederken Heraklius ondan ayrılarak yanındaki 40 bin Hazar süvarisi ile Sasani ülkesine girdi. Bu birlikler Sasani hükümdarı Yusref Perviz'in başkentini zapt ettiler. Doğu Roma kayıtlarında Doğu Roma ve Göktürk birliklerinin çekiç kavalı mancınıkları Tiflis kuşatmasında ilk kez kullanıldığını yazarlar. Kuşatma sonunda Tiflis fethedilmiştir. Bu mücadelelerden sonra Türkler yakın dövüş yetenekleriyle ün saldılar. Göktürklerin Sasani hükümdarı Yusref'i yenmesi İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sasaniler, Göktürklerden aldığı ağır yenilgiden sonra dağılma sürecine girdi. Neticede ilerleyen yıllarda İslam orduları Sasanileri kolayca yenmişlerdir. Ülkesinde huzursuzluklar artan Tongyapku Kağan 630 yılında amcası tarafından hayatına son verildi. Bu süreçten sonra Batı Göktürkler tam bağımsızlıklarını yitirdiler ve beyler Tang hanedanlığına bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. Doğu Göktürk Devleti ise 630 yılında İlk Han'ın Çin'e esir düşmesiyle Kağansız kaldılar. Aşina ailesinden oğlu 648 yılında Talas Irmağı civarında isyan edip bütün siyasi ve askeri gücü elinde topladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Göktürk ülkesi bağımsız hareket etti.
O, Türgiçler ve Karlutlar ile birlikte Çin ile siyasi mücadeleye girişti. Tang Hanedanlığı ise bizzat kendi ordusuyla Hulu'ya saldırdı. Sürekli burkaç taktiğiyle savaşan Hulu, Çinliler tarafından yakalandı ve Çin'e götürüldü. Orada 659'da öldü. Artık tüm Göktürk ülkesi Tang Hanedanlığı tarafından idari bölümlere ayrıldı. Türkler adeta Kürşad'ı ve Kutluk Kağan'ı bekliyordu. Merhaba arkadaşlar, Göktürk serimizin 4. videosunda Kürşad ve Kırkçerisi'nin Çin Sarayı'na baskınını anlatıyoruz. Sizce Kürşad'ın ruhu geçmişten günümüze hangi kahramanlarımızda vücut bulmuştur? Yorumlarınızı merak ediyorum. Önceki videolarımızda anlattığımız üzere Türk ilinin batısında 630 yılında Tong Yabgu'nun ölümü, doğuda ise aynı yıl İlk Han'ın Çin'e esir düşmesiyle Türkler 50 yıl sürecek olan Fetret Devri'ne girdiler. Bu yıllarda Türkler varlıklarını devam ettirse de kıtlıkla mücadele etmeleri ve özgür olmayışları onlar için bir ızdırap kaynağıydı. Fetret yıllarında Türkler Çin ad ve ünvanları aldığı gibi Tang Hanedanlığına hizmet eder hale geldiler. Kardeş kardeşle, Kaan milletle ayrı düşmüştü. Orhun abidelerinde Kaanların ve milletin görevini yerine getirmemesiyle Türklerin Çinlilerin tatlı sözüne kanıp öldüğünü, nasıl tok iken aç kaldı gözler önüne serilir. 630 yılında İlk Han'ın Çin'e esir düşmesiyle devletimiz yıkılmıştı. İlk Han'a bağlı olarak yaşayan Türk halkı ise 3 ana kitleye ayrıldı. İlk grup Ötüken'e gelerek bölgenin yeni hakimi Sirdartuşlara katıldılar. İkinci grup ise Batı Türkistan bölgesine gitti. Yaklaşık 100 bin kişilik üçüncü grup ise kıtlık ve yokluk karşısında diz çökerek Çin sınırlarına yerleşti. Son Göktürk Kağan'ı esir eden ve onu Çin'de adeta ölüme terk eden dönemin imparatoru Taytazung'du. Çin Hanedanlığı'nın kuzeyine yerleşen Türkler Tang Hanedanlığı'nı endişelendiriyordu. Hanedanlık uzun toplantılar sonucunda Türkleri kontrol altında tutmak ve asimile etmek amacıyla kendi belirlediği topraklara yerleştirmeye karar verdi. Çin içinde doğuda Youchu eyaletinden batıda Lingchu eyaletine kadar olan topraklarda Türkler için 3 eyalette 24 vilayet ve 32 tutuklu bölge oluşturuldu. Aşina soyundan olan ve kağanlık iddiasında olabilecek tüm oğullar ve torunlar bu şehirlere yerleştirildi. Hanedanlık, Kaan ailesinden gelen Göktürk bey ve reislerini aileleriyle beraber başkent Shang'an'a getirerek yerleştirdi. Çin başkentinde yaşayan ve imparatora hizmet eden Türklerin sayısı 10.000'i buluyordu. Çin bu beylere çeşitli ünvan ve askeri rütbeler vererek hizmetini aldı. Bu Min Kaan'ın torunları ilsiz kalmışlar, Çin'e giderek onlara boyun eğmişlerdi. 10 yıl geçtikten sonra 639 yılına gelindiğinde henüz küçük yaştayken Çin'e sığınan Türk beylerinden biri bu esareti sindiremiyordu. Onun adı Kürşad'dı. Kürşad'ın Çin kaynaklarında geçen ismi Si Shi Shui'dir. Tarihçi, dilci ve edebiyatçı Nihal Atsız Kürşad'ı gün yüzüne çıkarmıştır. Kürşad'ın kanında atalarının kanı akıyordu. Çin kaynaklarına göre Tuli Kağan, Göktürklerin en güçlü olduğu dönemde amcası İlk Han ile ayrı düştükten sonra kardeşi Kürşad'ı da yanına alarak Tang Hanedanlığı'na sığınmıştı. Kaynaklara göre Tuli Kağan, İlk Han'a ihanetinden dolayı pişman olmuş ve büyük üzüntü içerisinde yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ölmüştü. İmparator Taytazung, Kürşad'ı beğenmiyor ve onu küçümsüyordu. Fakat Kürşad, gücü ve etkileyiciliği, iyi silahşörlüğü ve yiğitliğiyle insanlarda hayranlık uyandırıyordu. Türklerin esaret hayatını sindiremeyen Kürşad, kendi soyundan gelen 40 Göktürk beyi ile gizli bir anlaşma yaptı. Kürşad ve Çerileri, Çin başkentine gelip ünvan alan beylerdi. Abisi Tuli Kağan'ın oğlu Holo Hu'yu da kendi tarafına çekti. Yapılan plana göre imparator Türkler tarafından ana yurda kaçırılacak, Çin sarayında ve Çin topraklarında esir tutulan Türklerle değişim yapacaklardı. Saray muhafız kıtasında asker oldukları için saray kapılarının ne zaman ve ne niyetle açıldığını iyi biliyorlardı. Çin prensi Li Qi
geceleri dışarı çıkıp şehri geziyor, halk ile konuşuyordu. O saraydan çıkarken açılacak kapıdan yararlanarak sarayın içerisine girecekler, muhafızları öldürerek imparatorun yatak odasını basıp dönemin Tang hanedanı Taita Zung'u esir alacaklardı. Bu baskından önce eşleriyle ve çocuklarıyla vedalaştılar. Kürçat ve Çirileri başarılı olursa yeğeni Holohu'yu yeni Göktürk Kağan'ı seçeceklerdi. Kendisinin Kağan olma gibi bir niyeti hiç olmadı. O gece Kürşat ve Çerileri saray civarında gizlenip beklemeye başladılar. Fakat bu sırada şiddetli bir yağmur ve fırtına başladı. Prens Li Qi kötü havadan dolayı saraydan çıkmadı. Kürşat ve 40 Çerisi ise planlarının ortaya çıkacağını düşünerek başladıkları işi bitirmeye karar verdiler. Taita Zung'u kaçırmak için saraya hücuma geçtiler. Saray muhafızlarıyla çarpışa çarpışa 4 savunma hattını yardılar. Çok kanlı bir çarpışma oluyordu. Orta askeri barakalara daha iyi ulaşıp oradaki Çinli muhafızları yok ettiler. Yüzlerce Çinli muhafız Türk'ün silah kullanma ve savaşma yeteneği karşısında can veriyordu. Saray kapılarından içeri giren Çeriler bile oldu. Fakat az sayıdaki Çeriler içeriden sağ çıkamadılar. Muhafızlar geri çekilirken baskın haberini alan General San Wukai kalabalık bir orduyla saraya yardıma geldi. Kürşat ve Çerileri ise saray ahırlarına geri çekilerek ahırlardan at çalıp hızla sarayı terk ettiler. Kürşat ve Çerileri Sarı Irmağ'ın bir kolu olan Vey Nehri'ni geçerek atalarının topraklarına Ötüken'e doğru geri çekilmek istiyorlardı. Vey Nehri'ne geldiklerinde yaşanan fırtına ve yağmur nehrin sularını kabartmış ve köprüyü de yıkmıştı. Irmak kenarında Kürşat ve az kalan Çerileri kendilerini kovalayan Çinlilere teslim olmadılar, son güçleriyle saldırıya geçtiler. Onlar savaşa savaşa ölmeyi tercih ettiler. Çeriler tek tek uçmağa varıyordu. Vücudunda düşman silahı değmedik yeri kalmayan Kürşat'ın tüm Çerileri ölmüştü. O da son kılıcını savurdu. Son kez dünyaya baktı, son kez gözlerini kapattı. Kürşat ölmüştü fakat yenilmemişti. İsyanı destekleyen diğer Türk reisleri Çin'de idam edilirken Holohu da Çin içlerindeki Lingwai şehrine sürülerek etkisiz hale getirildi. Bu baskın ile Türklerin yenilmez ruhunu ve esir olamayacağını hatırlatması için Kürşat çıkmıştı. Tüm Türk ilinde bir sevinç ve umut doğdu. Özgürlük rüzgarları esmeye başladı. Bu ayaklanma kısa sürede bastırılmasına rağmen hanedanlıkta ve Çinlilerde büyük bir korku yarattı. 40 Türk bunu yapabiliyorsa 100 bin Türk'ün ne yapabileceğini düşündüklerinde adeta titriyorlardı. Alınan karara göre bütün Türkler parça parça Sarı Irmağ'ın ve Çin Seddi'nin kuzeyine yani Türklerin öz yurtlarına geri gönderilecekti. İşte bu yüzden Kürşat ve Çerileri istiklal ateşini yaktılar, Türkleri esir olmaktan kurtardılar. Göktürk ülkesinde büyük siyasi boşluk vardı. Bugut, Tongra, Bayırku, Tolanko, Ediz, Basmil, Kurukan, Kırgız, Hun, Karluk ve Uygur gibi Türk boyları hala Çin'in kontrolü altındaydı. Batı Göktürklerde aşina soyundan Holo 648'de ülkesini tam bağımsızlığa ulaştırsa da Çin orduları tarafından yakalanarak esir alındı. Tang hanedanlığının siyasi baskısı bütün Türk iline hakimdi. ...679 ve 680'li yıllarda Wenno ve Fongchi adlı iki Türk beyi bağımsızlık için isyan etti. Tutsaklık altında bulunan Çin'in kurduğu 24 idari bölgede yaşayan Türkler bu isyana destek verdiler. Çin orduları ise yağan kara bitap düşerek Türkler tarafından imha edildiler. Çin'in ölü ve esir olmak üzere 10 bin kaybı vardı. Fakat Çin 54 Göktürk beyini yakalayıp Tang başkentine götürerek onları idam etmesiyle
Türklerin bağımsızlık girişimleri başarıya ulaşmadı. Türkler Çin boyunduruğunu sindiremiyor ve kendilerini istiklal ateşini yakacak bir kağan bekliyorlardı. 681'de İlk Han'ın soyundan gelen Kutluk Kağan daha akıllıca davranarak Çin sınırlarının uzağında bağımsızlık için çalışmaya başlamıştı. 630 yılından sonra Türkistan topraklarına Çinliler tutsaklık zincirini vurmuştu. Göktürk ülkesi dağılmış, Türk boyları birbirinden bağımsız ve ayrı hareket etmeye başlamıştı. Çinliler Türk ırkını yok etmek için bütün kurnazlıklarını kullanıyor, Türkleri birbirine düşürüyordu. 639 yılında Kürşad'ın Kırçerisi'yle isyan etmesi 1. Türk İstiklal Savaşı'nı başlattı. Bu baskın ile Türkler Çin Seddi'nin kuzeyine gönderiliyordu. Türkistan'da en batıdan Hazarlar, Bulgarlar, Kimekler, Karluklar, Türgişler, Töles boyları, Kırgızlar, Uygurlar, Basmiller ile Sirtartuşlar, son olarak da Orhun ve Selenga bölgesinde görülen Oğuzlar birbirinden ayrıydı. Oğuzların hemen yanında ise İlk Han'ın soyundan gelen Kutluk, Göktürkleri yeniden canlandırmak istiyordu. Oğuzlar 630'da Göktürkler dağıldıktan sonra kendi aralarında birlik oluşturmuşlardı. Tula ve Selenga bölgesinde 9 boyun birleşmesiyle 9 Oğuz Kağanlığı'nı kurdular. İlerleyen yıllarda Oğuzlar Ötüken bölgesini bölgenin hakimi olan Sirtartuşlardan aldılar. Oğuzlar da Göktürkler gibi Türk soyluydu ve Göktürklerin en kalabalık topluluğunu oluşturan en önemli güçtü. Kitabelerde ve vesikalarda Türklerin 9 kabilesi, 9 kabilenin Türkleri ya da Töleslerin 9 kabilesi diye kaydedilmiştir. Oğuz kelimesi Türk ve Çin metin kaynaklarında kabileler anlamına gelmektedir. Bu yüzden 3 Oğuz ve 9 Oğuz gibi federasyon adları almışlardır. Oğuzlar 8. yüzyılın sonunda büyük kitleler halinde batıya göç edecek ve bizim gurur kaynağımız olacaklardır. 680 yılında Doğu Hanları sülalesinden Kutluk, Türk milletini yok olmaktan kurtarmak için silaha sarıldı ve ıssız dağlarda Türk birliğini yeniden kurmak için çalışmaya başladı. Kitabelere göre Kutluk Kağan'ın yanında ilk 17 kişi vardı. Onlar önce 70 kişi, ardından 700 kişi oldular. Göktürk İstiklal Savaşı yaklaşık 1 yıl kadar sürdü. 681 yılı Türklerin Çin baskı ve zulmünden kurtulduğu kutlu bir tarihtir. Kutluk ilk olarak Karakurum'u geçerek 9 Oğuzların sürülerini yağmaladı. Askeri ve ekonomik gücü eline alınca Göktürklerin bağımsızlığını ilan etti. Türkler kalabalık boylar halinde Kutluğa güvenerek ona katılıyordu. Bu olaylar yaşanırken Çin'de esir tutulan Ton Yukuk hapisten kaçarak Kutluk Kağan'a sığındı ve Apatarkan olarak Kağan'ın yanında göreve başladı. Bu büyük bir gelişmeydi çünkü Ton Yukuk çok zeki, savaşçı ve plancıydı. Ton Yukuk'un ailesi de Türkler esir düştüğü zaman Çin'e yerleşen ailelerdendi. Kutluk ve Ton Yukuk ilk önce 681'de Kuzey Çin'de bulunan Yuchu eyaletine baskın yaptı. 30 bin civarında at ve koyun elde ettiler. Giderek güçlenmeleriyle kendilerine yeni kuvvetler de katılıyordu. Karakurum merkezleriydi. Dağınık Türk kütlelerini tek bir bayrak altında toplamak ancak yüksek dağlar ve nehirler arasında kalan, Türkler için kutsal olan Ötüken Yaylası'na sahip olmakla mümkündü. Fakat Ötüken'de Göktürk ülkesinin en kalabalık ve en güçlü kitlesi Oğuzlar vardı. Abidelerinde geyik eti, tavşan eti yiyerek oturuyorduk. Düşmanlarımız ocak, biz ateş idik dedikten sonra Oğuzlardan bir casus geldiği anlatılır. Bu kişi Kutluk Kağan'a geldi ve ilginç bilgiler verdi. 9 Oğuzlar yeni bir Kağan seçmişlerdi. Bu kişi Bas Kağan'dı. Onlar Tang Hanedanlığı'na ve Kitanlara elçi göndererek Göktürklerin günden güne çok güçlendiğini söyledi. Bu gelişmeyle Oğuzlar, Çinliler ve Kitanlar ittifak kurdular. Oğuzların yaptığı plana göre Kutluk Kağan'a Oğuzlar kuzeyden, Kitanlar doğudan, Çinliler de güneyden saldıracak, Göktürk tehlikesi ortadan kaldırılacaktı. Bu haberden sonra Ton Yukuk'a göre
ordular birleşmeden önce ilk olarak Oğuzların vurulması gerekiyordu. Oğuzların ise en büyük korkuları tekrar Göktürklere tabi durumuna düşmekti. Baskağan yeni Oğuz yurdu Ötüken'e Göktürkleri sokmak istemiyordu. Dostla savaşı göze alıp düşmandan yardım istediler. Vakit kaybetmeden Göktürkler Oğuzlara karşı sefere çıktı. 2000 kişiden oluşan Göktürk ordusu Kök Önk Irmağı'ndan Bataçık'a geçmek suretiyle Ötüken ormanlarına doğru yürüdü. Oğuzlar ise inekler ve yük hayvanları ile Tula Nehri boyunca gelmekteydiler. Onlar 3000 ya da 5000 kişiydi. İki ordu karşılaştıktan sonra başlayan savaş çok çetin geçiyordu. Göktürk kuvvetleri az olmalarına rağmen Oğuzları yendiler. Orhun abdelerinde Oğuzların bir kısmı geri çekilirken bir kısmının nehre düştüğü ve öldüğü anlatılmaktadır. Böylece kalan Oğuzların tamamı Kutluk Kağan'a tabi oldular. Bu zaferle Kutluk Kağan'ın konumu sağlamlaştı. Orhun ve Selenga bölgesinde otorite kuruldu. Kutluk Kağan devletin merkezini Karakorum'dan Ötüken civarına getirdi. Savaşta ölen Oğuz Devlet Başkanı Bas Kağan'ın balbalı da İlteriş Kağan'ın mezarına dikildi. Tonyukuk yazıtında Tanrı yardım ettiği için Göktürk ordusu 9 Oğuz ordusunu yenmeyi başardı yazıyordu. Bu savaş Dandanakan Savaşı ile büyük benzerlik gösterir. Dandanakan Savaşı'nda da iki Türk devleti savaşmış, biri yıkılırken biri kurulmuştu. Kutluk, Ötüken'e hakim olduktan sonra kendini Kağan ilan ederek İlteriş ünvanını aldı. İlteriş, devleti yeniden toplayan manasındaydı. Tonyukuk abidesinde Göktürkler ile Oğuzlar arasında 5 savaştan bahsedilir. Bu savaşlarla Oğuzlara hakimiyet kuran Göktürkler daha da güçlendiler. Devletin kalabalık ikinci grubu olan Oğuzlar bütün savaşlara katılıp yararlılık gösterdiler. Bilge Kağan da Oğuzlar için benim kavmim, benim milletim diyordu. Ötüken'e hakim olduktan sonra Kutluk Kağan yeni devletine yiyecek ve at gibi ihtiyaçları karşılamaya gidiyordu. Onun en büyük amacı esir şehirlerde Türkleri kurtarmaktı. Çok geçmeden Türkler Çin'e karşı hücuma geçtiler. 682 ve 687 yıllar arası Çin'e yapılan akınlarla geçmiştir. 682'de Pingchu'ya, 683'te esir Türklerin olduğu Tingchu, Kuechu, Yuchu, Fengchu şehirlerine, 685'te Soçu ve Hinchu'ya, 686'da Soçu ve Taichu'ya, 687'de yine Soçu ve Changping şehirlerine birçok kez baskın niteliğinde akınlar yapıldı. Lan eyaleti valisi Wang Temo öldürülerek ilk büyük zafer kazanıldı. Çin sarayı ve hanedanlık büyük korku içerisindeydi. Birçok eyaletin doğrudan Türklere bırakılması konuşuluyordu. Akınlar Çin Seddi'nin güneyi ile Pekin'den Kansu'ya kadar olan sahada yapıldı. Bu seferlerde Çin valileri ve kumandanları mağlup edildi. Bütün Çin'in kuzey sınırları baştan sona fethedilmiştir. 687-692 yılları arasında ise Kutluk Kağan doğuda bulunan Kitanlar üzerine sefere çıktı. Kitan orduları birçok kez mağlup edilmiş ve Göktürkler için tehlike olmaktan çıkarılmıştır. Kitabelerdeki Bilge Tonyukuk'un şu sözleri adeta her şeyi anlatıyor. Türk milleti içinde silahlı düşman gezdirmedim, damgalı at koşturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı, ona uyarak ben de çalışmasaydım, ilde, millette yok olacaktı. Çalıştığı için, çalıştığım için il, il oldu, millette, millet oldu. Kutluk Kağan'ın ölüm tarihi 691 veya 692 yıllar olduğu düşünülmektedir. 17 kişiyle işe başlayıp koca bir devlet kurmaya kadar gitmesi onun nasıl bir kahraman olduğunu göstermektedir. 692 yılında İlteriş Kutluk Kağan öldükten sonra kendi oğulları olan Bilge ve Kültigin yaşları çok küçük olması sebebiyle kardeşi Kapkan Kağan Göktürk tahtına geçti. O Türkistan Fatihi'ydi.
Çin'e en çok akın yapan, en çok zafer kazanan ve en çok toprak fetheden Kaan olarak tarihteki yerini alacaktı. 682'den sonra Kutluk Kaan ve Tonyukuk Ötüken'i merkez yaparak bölgedeki Türk boylarını, gruplarını kendisine bağlamış ve Tang hanedanlığını büyük baskı altına almıştı. ...692 yılında Kutluk Kaan hastalıktan vefat edince oğulları Bilge ve Kültigin çok küçük olduğu için yerine 27 yaşındaki kardeşi Kapkan Kaan töreye uygun şekilde tahta çıktı. Orhun yazıtlarında sıkça anlatılan Kapkan Kaan 24 yıl kanlığı boyunca Göktürk tarihinde en çok zafer kazanan, Çin'e en çok korkutan ve tüm Türkleri tek bayrak altında toplayan Kaan olarak tarihe geçmiştir. Onun 3 amacı vardı. Çin'i baskı altında tutmak, Çin'deki Türkleri kurtarmak ve tüm Türkleri tek bayrak altında toplamaktı. Kapkan Kaan Zaferler dizisini 693 yılında Linkchow eyaletine 7 kere saldırıp yağmalar yaparak başlattı. Kendisine karşı koymaya çalışan Çinli general Li Tosu'yu yendi. Buna karşılık Tang hanedanlığında kendi hanedanlığını kuran ilk kadın imparator Wu, 18 generalden oluşan büyük bir ordu kurdu. Fakat bu ordu Göktürklerin karşısına çıkamayarak geri döndü. Göktürkler yağma ve saldırılardan sonra geri döndüler. 696 yılında Kitanlar isyan ederek Çin şehirlerini istila ettiler. Çin'in karşı koyacak gücü yoktu. Kapkan'ın Çin'e sunduğu yardım talebi derhal kabul edildi. Kapkan'ın istediği tek şey Çin'de esir tutulan Türklerin geri iade edilmesiydi. Kitanların saldırıları Göktürklerin yardımı ile bastırıldı. Kitan Bey'e öldürülerek onlar Göktürklerin vasalı durumuna geldiler. Kapkan'ın gücü giderek artıyordu. Kırgızlar ise daha kuzeyde Yenisey bölgesine hakim oldular. Güçlü bir orduya sahiptiler. 697 yılında Kapkan Kaan ve Tonyukuk, kuvvetli Kırgız Kaanı'nın Türgiçler ve Çin'le ittifak yaptığı haberini alınca derhal Kırgızlar üzerine sefere çıktılar. Mevsim kıştı ve yol çok uzundu. Göktürk ordusu mızrak boyu karda ilerleyerek bazen atlarından inip ağaç dallarına tutunarak karları aça aça, yolsuz vadilerden Köymen dağlarını aşıp tepelerden aşağı kayarak Yenisey Anı Irmağı kıyısından ilerlediler. 10 gün karla kaplı alanlardan geçtiler. Göktürk ordusu gece gündüz hızla ilerleyişini sürdürdü. Bir gece vakti hazırlıksız Kırgızlara aniden bir saldırı yapıldı. Tonyukuk yazıtında bu olayı şöyle anlatır. Kırgız'ı uykuda bastık. Uykusunu mızrak ile açtık. İlk şoku atlatan Kırgızlar Kaanları önderliğinde toplanıp yeniden saldırıya geçse de Kırgız Kaanı öldürüldü ve onlar Göktürklere baş eğip bağlandılar. Ardından on oklara yani Türgiçlere saldırılacaktı. Asya'nın en kudretli hükümdarı Kapkan 699'da idari işlerde değişikliğe gitti. Oğlu İnel'e ve yeğeni Bilge'ye Türgiçleri devlete bağlama vazifesi verildi. Kardeşi Tusifu'yu Doğu'nun şadı, Kutluk Kaan'ın oğlu Bilge'yi Batı'nın şadı, kendi oğlu İnel Kaan'ı ise küçük Kaan'ı ilan etti. Kendisi de Kaanlar Kaan'ı oluyordu. Kapkan Kaan Çin üzerine düzenleyeceği sefer öncesi arkasında isyan bırakmak istemiyordu. 698 yılında Kapkan Kaan Çin'i tamamen kendisine bağlamak için kızını İmparatoriçe tarafından tasfiye edilen Tang Prensi ile evlendirmek istiyordu. Ayrıca Çin'den bol miktarda tarım aletleri ve demir talebi vardı. Çin'in valilik haline getirdiği şehirleri ve soğutlu tüccarları geri istiyordu. Çinliler bu istekleri başta kabul etmeseler de Kaan'ın korkusundan istemeyerek de olsa isteklerini yerine getirmek zorunda kaldılar.
Ancak İmparatoriçe Kaan'a Tang hanedanlığından değil de kendi ailesinden bir prens göndermesi Kapkan'ı çok sinirlendirdi. Kapkan yanında bulunan Çinli general Yan Qiwei'yi Çin hükümdarı ilan ederek ordusuyla Çin'e girdi. Tam kadro 100 bin atlıdan oluşan ordusuyla Çin topraklarında göründü. Çin'in Kuechu, Tanchu, Pingchu gibi eyaletlerini 30 defa vurdu. Çin orduları karşısında duramıyordu. Chao eyaletini kuşattı. Askeri valiler tek tek Kapkan'a teslim oluyordu. Hatta Kaan fethettiği şehirlere memurlar atayarak Çin'e hakim olduğunu gösteriyordu. O Shantung Ovası'na kadar ulaştı. Kapkan Kaan'ı bir türlü durduramayan İmparatoriçe önceden tasfiye ettiği Tang sülalesinden Chang Tazung adlı prense Sarı Irmağın kuzeyinin başkumandanlığını vermek zorunda kaldı. Kapkan ardından Chao ve Ting eyaletlerinde yağmalamış birçok askeri bölgeyi ele geçirerek yurduna geri dönmüştür. Aynı yıl Batı orduları komutanları Bilge ve İnel Tonyukuk'un önderliğinde ölen eşinin yas töreni ile meşgul olan Kaan'ın emriyle Altay'ları aşmıştı. Kapkan Kaan ordunun Altun Ormanı'nda kendisini beklemesini söyledi. Türgişler Uçele Kaan önderliğinde Kırgızlar ve Çin tarafından destekleniyordu. Türgiş ordusu toplanıyor, Göktürklere sefer için hazırlanıyorlardı. Hatta Türgiş Kaan'ı yardım için oğlunu Çin İmparatoriçesi'nin yanına bile gönderdi. Bu haberi alan Tonyukuk saldırmaya karar verdi. Türgiş Kaan'ına bağlı 7 başbuğ, her başbuğunda 20 bin askeri vardı. Bunun üzerine Göktürk ordusu İrtiş nehrini geçip Yarış Ovası'na vardıktan sonra Urungu Gölü'nün güneybatı kıyılarında bulunan Bolçu mevkiine geldi. Bu ovada sayısı 100 bini bulan Türgiş ordusu toplanmıştı. Göktürk ordusunun sayısı onların en az yarısı kadardı. Göktürk komutanları geri çekilmeyi teklif etse de Tonyukuk tarafından bu öneri kabul edilmedi. Ardından Göktürk ordusu toplanıp saldırıya geçti. Başta bozguna uğrayan Türgişler kısa sürede toplandı. İlerleyen safhada Göktürk ordusunun düzeni bozuldu. Yenilgi onlar için kaçınılmaz görünüyordu. Fakat savaş sonunda Türgiş ordusu bozguna uğratıldı. Savaş sonunda yanlış hareket eden Türgiş Kaan'ı, Uçele ve beyleri esir edildi. Kalan Türgiş ordusu Göktürk ordusuna bağlılığını bildirdi. Bu zaferle Balkaş, Isıpgöl ve Talas bölgelerindeki Türkler Kapkan Kaan'ın hakimiyetini tanıdılar. Göktürk akınları Maverai Nehir ve Otrar kıyılarından kadar ulaştı. Batı Türkistan'daki Türk şehirleri buralara ulaşan Arap saldırılarına karşı kendilerini koruyabilmişti. Tonyukuk, Bilge ve İnel önderliğinde Göktürklerin Batı orduları Seyhun Nehri'ni geçerek Kızılkum Çölü'ne daldılar. İnel Kaan güvenlik için bölgede kalırken Tonyukuk daha güneye ilerleyerek 701'de ordusuyla Türgiş Kaan'ı Uçele'nin oğlu olan Soko idaresindeki Sot halkını ele geçirdi. İsyan eden çeşitli Türk boyları Kapkan Kaan'a itaatlerini bildirdiler. Bu arada Bilge 700 yılında Tangutlar üzerine sefer düzenledi. Onlara ait birçok mal ele geçirildi. Türgişler ve Kırgızlar itaat altına alınmışlardı. Onlara yeni kağanlar atandı. Kırgızların ve Türkişlerin iyi silahlanmış, tam teçhizatlı askeri birlikleri vardı. Asya'da otorite kuran Kapkan Kaan artık tüm askeri gücüyle Çin'e girecek. Onlara hayatlarında yaşamadıkları ve unutamayacakları korkuyu yaşatacaktı. Kapkan Kaan önderliğinde Göktürkler, Türgişler ve Kırgızlar üzerine düzenlenen seferlerde başarılı olmuş. Türkler büyük ölçüde tek bayrak altında toplanmıştı. 701 yılında Tonyukuk, İnel ve Bilge Maverai Nehri hakim olurken
Aynı yıl doğuda Kapkan Kağan, Çin'i nefes aldırmıyor, akınlarına devam ediyordu. Çinliler Kapkan'ı durdurmak için tedbir almak zorunda kaldılar. Çin'de hareket ordusu komutanına ve genel askeri valiye orduları idare etme vazifesi verildi. Birçok akından sonra Göktürk ordusu Kansu bölgesinin kuzeydoğusuna ani bir akın düzenledi. Bu orduda Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin'de bulunuyordu ve o henüz 16 yaşındaydı. Orun yazıtlarında İdukbaş yani kutsal yer olarak geçen yerde Göktürk ordusunu Ong Tutuk komutasındaki 50 bin kişilik Çin ordusu karşıladı. Bu komutan Çin kaynaklarında Wei Yuan Chung olarak geçer. Göktürkler vakit kaybetmeden düşman üzerine atıldılar. Savaş esnasında Kültigin, ünlü Çinli kumandan hareket ordusu komutanı Ong Tutuk'u kendi elleriyle esir alıp Kapkan Kağan'a getirdi. Ardından tüm Çin ordusu bozguna uğratıldı. Onların çoğu Göktürkler tarafından yok edildi. Bu komutan abidelerde şöyle bahsediliyordu. Çinli Ong Vali 50 bin asker ile geldi. İdukbaş'ta savaştım. O orduyu orada yok ettim. İmparator İçe Wu'nun aldığı tüm önlemler çare olmuyordu. Çin orduları Göktürklerin karşısına çıkamıyordu. Türkler 702 yılının ilkbaharında Tayi ve Xia gibi büyük şehirlerde yağmalar yapıp Ping eyaletini kuşattılar. Çinli komutanlar yeniliyor, İmparator İçe Wu ise sadece Göktürk ordularını izliyordu. Türkler bu seferlerde 100 bin at ve koyun topladılar. Kağan daha fazla akın yapmayı gerekli görmedi. Kapkan, Tank veliahtının oğlunu kendi kızıyla evlendirip Göktürk ülkesinde kalmasını istiyordu. Bu sayede geleceğin Çin imparatorunu kendi ülkesinde tutacak, Çin, Türkler için tehlike olmaktan çıkacaktı. Bu teklif, çaresiz İmparatoriçe tarafından derhal kabul edildi. Fakat 705 yılında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. İmparatoriçe bu ortadan kaldırılarak Tang sülalesinden Chang Tasung yeni imparator oldu. O devletini yeniden yapılandırdı. Göktürklere karşı yeni politikalar geliştirdi. Bundan sonra Çinliler Göktürk ülkesinde casusluk faaliyetlerine başladılar. Türk boylarının çoğu ayaklandı. Bu isyanlarda Çinlilerin büyük payı olsa da Kapkan Kağan'ın devleti artık sert ve zalim şekilde yönetmesinin de etkisi vardı. 7 tarihine gelindiğinde Çin hanedanının Türklere karşı olumsuz tavrı ve evliliğin iptal edilmesi Kapkan Kağan'ı çok sinirlendirdi. O tekrar Çin üzerine sefere çıkmaya karar verdi. Kapkan'ın ordusunda 21 yaşında olan Kültigin ve 22 yaşında olan Bilge Şap da bulunuyordu. Göktürk ordusu Çin'de Ling eyaletine bağlı Ningxia bölgesine saldırdı. Gansu'ya yapılan akın sırasında Ningxia Dağı'nın yakınlarında Göktürk ordusunu Tang Hanedanlı ordusu tarafından karşılandı. Bu orduda başkomutan rütbesindeki Çaça Sengün emrinde 80 bin kişilik Tang askeri vardı. Çin ordusunda muhtemelen bazı 9 Oğuzlar da bulunuyordu. Türk ordusunun başında Kapkan Kağan vardı. Kapkan Kağan Çin ordusu hakkında iyi bilgi toplamıştı. Çin ordusu çok olsa da Türk ordusunun çoğu atlı okçulardan oluşuyordu. Orhun yazıtlarında bu savaşta Kültigin'in kahramanlıkları da anlatılmıştır. Gumilev'e göre Kültigin 3 kere Çin ordusuna saldırdı. Çinliler kendi üzerlerine saldıran Kültigin'i ok yağmuruna tuttular. Kültigin bu saldırılardan sonra geri döndü. İlk 2 saldırıda atlar öldü ve üzerindeki zırha onlarca ok isabet etti. Fakat son saldırıda Çinliler paniğe kapıldı ve Türkler tüm güçleriyle Çinlilerin arasına dalarak düşmanlarını kılıçtan geçirdi. Çaça Sengün yenileceğini anlayınca savaş meydanından kaçtı. Çinli askerler dirense de ağır bir bozguna uğradılar. Binlerce Çinli asker öldürüldü. Bazı kaynaklarda bu sayının 30 bin olduğu da söylenir.
savaş sonunda Çinlilere ait 10 bin at ele geçirildi. Artık Çinlilerin Mukan Kağan'a karşı koyma güçleri kalmamıştı. Kapkan Kağan, Çin'i Türkler için tehlike olmaktan çıkardıktan sonra ülkesine geri döndü. 709 yılında Çikler, Altayların güneyinde, Azlar ise Isık Gölü'nün batısında Bilge tarafından mağlup edildiler. 710 yılında isyan eden Kırgızlar, Bilge ve Kültigin'in orduları tarafından Köymen Dağları'nda ikinci kez yenilgiye uğratıldılar. Aynı yıl Bayurkular, 711'de de ateş ve fırtına gibi saldıran Türgişler yenilgiye uğratıldı. 713'te Karlukların isyanları bastırıldı. 711 yılında isyanlardan başını kaldıramayan Kapkan Kağan oğlunu yerleşmesi için Tank Sarayı'na gönderdi. Böylece barış garantisi vermek istiyordu. Bu isyanlar bastırılırken Tunguzlar, Kitanlar ve Siler Türklere bağlandılar. Çin kaynaklarına göre bu zamanda Göktürk ordularının sayısı 400 bini buluyordu. Karlukların 713'te isyan etmeleri ve Ütüken'e yürümek istemeleri üzerine onların orduları Tamuk İdik Baş Muharebesi'nde yenildi. Kağan'ın ve ordunun çok güçlü oluşu devleti ayakta tutuyordu. Fakat Kağan'ın aşırı sert tutumu üzerine Türgişler, Karluklar ve 9 Oğuzlar 715'te Çin'e başvurdular. Kapkan Kağan ise tüm bu isyan eden boylara saldırıp onların isyanlarını bastırmıştı. Fakat isyanların ardı arkası kesilmiyordu. Çin İmparatoru Xuan Tazong, Kapkan'ı tamamen ele geçirmek ve Göktürkleri yıkmak için Türk boylarına hediyeler ve ünvanlar dağıttı. Kapkan Kağan'ın isyanları acımasızca bastırması durumu daha da kötü hale getirdi. Devletin omurgası 9 Oğuzların da ayaklanması devleti iyice zayıf duruma düşürdü. 9 Oğuzlardan Bayırkular isyan ettiğinde yine Kapkan Kağan ordusunun başında harekete geçti. 716'da Tola Irmağı kenarında onlar bozguna uğratılarak isyanları bastırıldı. Ancak Kapkan Kağan kendine çok güvenerek, tedbirsiz davranarak yanındaki az sayıda askeriyle geri dönerken Bayırkur reisinin baskınına uğradı ve öldürüldü. 22 Temmuz 716'da Kesikbaşı Bayırkuların yanında bulunan Çinli elçi Holing Chuan tarafından Çin başkentine götürüldü. 24 yıl boyunca devletini adeta parlatan, son seferinde de başarıyla dönen Kapkan'ın sonu bu şekilde çok hazinli oldu. Türk boyları Tang hanedanlığına bağlı hale geliyordu. Artık devlet çöküyordu. 698'de veliaht ilan edilen Kapkan'ın oğlu İnal yeni Kağan oldu. Fakat Göktürk ülkesi içeride ve dışarıda gücünü yitirmişti. İsyanlar bastırılamıyor, ordu hem kendine hem de Kağan'a güvenmiyordu. İnal Kağan devletini toparlayamadı. Yıllardır orduda komutan olarak görev yapan Bilge ve Kültigin kardeşler duruma razı olmadılar. Harekete geçerek İnal Kağan'ı ve onun tarafını tutan devlet adamlarını öldürdüler. Bilge yeni Kağan olurken kardeşi Kültigin orduların başına geçti. Tonyukuk ise planlama görevine getirildi. Devletin yeniden eski gücüne kavuşması için çalışmalar hızla başlıyordu. 716 yılında Kapkan Kağan'ın 9 Oğuzlar seferinden dönerken öldürülmesiyle yerine geçen oğlu İnal, ülkedeki karışıklığı önleyememiş, yurda huzur getirememişti. Tüm ağır yük İlteriş'in oğulları Bilge ve Kültegin'in omuzlarına yüklenmişti. İnal Kağan zor kullanarak tahttan indirildi ve taraftarları öldürüldü. İhtilal iki kardeş tarafından planlanmış, Kültigin tarafından icra edilmişti. Bilge ve Kültigin aynı yıl Ütüken üzerine yürümekte olan 3 Oğuzları ve 9 Tatarları püskürttü. Yeni Kağan olan Bilge şöyle diyordu. Tanrı Türk milleti yaşasın diye beni tahta oturttu. İçte açsız, dışta giyeceksiz bir kavme Kağan oldum. Babamızın, amcamızın kazandığı milletin adı sana unutulmasın diye kardeşimle sözleştik. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kültigin ile ve Şadlarla ölesiye çalıştık.
Bilge Kağan ve Kültigin, Kapkan Kağan döneminde birçok sefere katılmışlardı. Kültigin, ordu komutanı olurken önceden yönetimden uzaklaştırılan Tonyukuk tekrar yönetici olarak göreve getirildi. Fakat artık ülkede bir yorgunluk ve bezginlik vardı. Bilge Kağan ilk olarak Selenga Irmağı boyunca ilerledi ve 717 yılında Uygur İlteberi ile Kargan Savaşı yapıldı. 718 yılında isyana teşebbüs eden Karluklar ile savaşıldı, Kağanları öldürüldü. İsyanlar başarıyla bastırıldı. Bilge 718'de Çin'e bağlanan Moğol soylu Tahtabıların üzerine yürüyerek onları cezalandırdı. Bilge Kağan, Tonyukuk'un tavsiyesiyle henüz Kağanlığının ilk yıllarında Çin ile iyi geçinmek niyetindeydi. Çin'e elçi gönderip barış teklif etti. Çin'de ise Tang Hanedanı İmparatoru Yuan Tazung bu teklifi reddetti. Üstelik Türkleri ortadan kaldırmak için planlar yaptı. Bu plana göre Çinliler Kitan ve Tahtabıların askeri desteğini aldıktan sonra Beşbalık'ta yaşayan Basmillerin de kuvvetleriyle Göktürklerin üzerine yürüyeceklerdi. Onlar üç yönden Göktürkleri sıkıştıracaklar ve yok edeceklerdi. Üstelik Çinliler Kırgız reisi Kutluk Bilge Kağan, Kapkan'ın oğlu Sol Bilge Prensi Muategin, Sağ Prensi Aşina Bilge Tegin gibi birçok Göktürk beyi ile gizli ittifak yapmışlardı. Onlar çeşitli kollara bölünüp Göktürkler üzerine yürüdüler. Basmiller 721 yılında tek başlarına Göktürk merkezine saldırıya geçtiler. Tonyukuk ve Bilge'nin beklediği de buydu. Çünkü Çinliler, Kitanlar ve Tahtabılar henüz gelmemişlerdi. Basmiller Göktürkler karşısında geri çekildi. Beşbalık kuşatıldı. Kans üzerine yürüyen Göktürkler gelen Çin ordusunu bozguna uğrattı. Kançu, Yuanchu, Liangchu gibi bölgeler yağmalandı. Karluk İlteberi bu gelişmelerden sonra ülkesini terk etti. Bilge Kağan orada halk tarafından sevinçle karşılandı. Bilge Türgiç topraklarında kendine ait tutuyordu. 721'de Kitanlar, 722'de Tahtabılar üzerine sefere çıkılarak onların isyanları cezasız kalmadı. Göktürk Hakanlığı tekrar eski günlerindeki ihtişamına kavuşuyordu. Tüm bu başarılar 3 Göktürk büyüğünün gayretiyle elde edilmişti. 725 yılında Tang Hanedanlığı İmparatoru Yuan Tazung bir toplantıda şöyle diyordu. Göktürklerin ne zaman ne yapacakları bilinmez. Kağan Bilge iyidir, milletini sever. Türkler de ondan memnundurlar. Kültegin harp sanatında ustadır. Ona karşı koyacak bir kuvvet güç zor bulunur. Tonyukuk ise otoriter ve bilgedir. Niyetleri, kurnazlığı çoktur. ...721 yılında Göktürklerin barış teklifine savaş ile cevap veren imparator karşılığını almış, Bilge'nin büyüklüğünü kabul etmiş, çaresiz kendisi barış teklifinde bulunmuştu. Çin tarafından Ötüken'e gönderilen elçi devlet meclisi tarafından kabul edildi. Bilge Kağan şehirleri Çin'in yaptığı gibi surlarla çevirmek, ülkeye Budist tapınakları inşa etmek istiyordu. Bu önerilerine yaşlı kurt Tonyukuk, Türk yaşayış ve varoluş tarzına aykırı olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıktı, Bilge Kağan'ı bu düşüncesinden vazgeçirdi. 726 ya da 727 yılına gelindiğinde yaşlı kurt Tonyukuk hayatını kaybetti. O öldükten sonra onun hatırasına Orhun'da bir kitabe dikildi. Bu kitabe Türk dili ve edebiyatının uzun ve kolay okunan ilk abidesi olarak tarihimizde çok önemli bir yer tutar. 727 yılında Bilge Kağan, Hakanlık hükümet üyesi Meilu Çoğu'yu yani Buyruk Çoru Çin'e gönderdi. Bu elçi imparator tarafından itinayla ağırlanmış ve Bilge tarafından gönderilen özel atlar imparatora hediye olarak sunulmuştur. Görüşmeler sonunda Çin, Lingchu şehrinde Göktürklerin serbestçe ticaret yapabileceklerine de izin vermiştir. Çinliler Türklere yüz binlerce top ipek gönderecekti. Hatta aynı dönemde
Tibetlerin Tang Hanedanlığına saldırı teklifi Bilge Kağan tarafından kabul edilmemiştir. 731 yılına gelindiğinde ise Kültigin 47 yaşında hayata gözlerini kapattı. Ya hastalıktan ölmüştü ya da bir savaşta aldığı yara iyileşmemişti. O, Türk tarihinin gördüğü en savaşçı askerlerdendi. Küçüklüğünden beri Türk milletinin yücelmesi için çalışan, savaşçılığı ve kahramanlığıyla hem Türk hem de Çin kaynaklarında bahsedilen Kültigin'in ölümü Kağanlık'ta büyük üzüntü yarattı. Abi Bilge ise çok derinden etkilendi. Onun cenazesine Türk halk ve beylerinin yanında Çin, Kitan, Tatabı, Tibet, Soğut, Buhara ve Kırgızlardan heyetler de katıldı. Kardeşinin ölümünden sonra Bilge'nin ne hissettiğini kendi ağzından dinleyelim. Küçük kardeşim Kültigin öldü. Görür gözüm görmez oldu. Bilir bilgem bilmez oldu. Zamanın takdiri Tanrı'nındır. Kişioğlu ölmek için yaratılmıştır. Yaslandım. Gözden yaş, gönülden feryat gelerek yanıp yakıldım. Bilge Kağan'ın isteğiyle hazırlanan Kültigin kitabesinin Türkçe metnini Yolu Tegin yazmış ve 20 günde taşa kazımıştı. Türk tarih, dil ve edebiyat yönünden emsalsiz değer taşıyan bu kitabeler çok önemlidir. Bilge Kağan artık yalnızdı. 697 yılından beri devleti beraber yönettiği, meydanlarda omuz omuza çarpıştığı Tonyukup ve Kültigin artık yoktu. İki büyük yardımcısını kaybeden Bilge'nin 734 yazında Kitan ve Tatabılara karşı Töngres Dağı'nda büyük bir zafer kazanmış ve düşmanın 30 bin askerini yok etmişti. Fakat Bilge Kağan daha önce Çin'e elçi olarak gönderilen Buyruk Çor olarak bilinen veziri tarafından 734 yılında zehirlendi. Buyruk Çor birkaç defa Çin'e de gönderilmişti. Bilge Kağan kendisini zehirleyeni anladıktan sonra onu ve işbirlikçilerini bertaraf etti. Fakat Bilge Kağan 25 Kasım 734 yılında 50 yaşındayken hayatını kaybetti. Bilge Kağan'ın Türk milletinin ebediyetine olan inancını yine onun ağzından dinleyelim. Ey Türk milleti! Üste gök yıkılmaz, altta yer delinmezse devletini, töreni kim bozabilir? Bilge Kağan doğuda Şantunk Ovası'na, güneyde Dokuz Ersin'e yani Karaşar'a, batıda Demirkapı'ya yani Semerkant ve Belç sahasına, kuzeyde Yirbayırk sahasına kadar seferler yapmıştır. Oğlu Tengri Kağan tarafından Bilge Kağan için de bir kitabe dikilmesine karar verildi. Metni yine Yolu Tegin yazmış ve bir ay dört günde taşa işlemiştir. Bilge için cenaze töreni oğlu İjan Kağan tarafından düzenlendi. Bu törene Çinliler bol miktarda gümüş ve altın getirdiler. Bilge Kağan'ın ölümüyle devlette çöküş belirtileri hemen kendini gösterdi. Bilge'nin yerine tahta oğlu olan Tengri Kağan geçti. Hakan çocuk yaşta olduğu için devlet yönetimi annesi Pofu'nun elindeydi. O devlete hakim olamadı ve huzursuzluk tüm yurda yayıldı. Durumu kabul etmeyen Basmiller, Karluklar ve Uygurlar birleştiler. 742 yılında Aşina ailesinden gelen Basmil başbuğunu Kağan ilan ettiler. Onlar önce Göktürk Hakanı Ozmış'ı, ardından 744'te onun küçük kardeşi ve son Göktürk Kağanı olan Pomeyi'yi yani Kulumbek'i öldürdüler. Müttefiklerin arası açıldıktan sonra Uygur İlteberi Kutlug Kül Kağan Basmil başbuğunu ortadan kaldırdı ve kendini Kağan ilan etti. Ardından Ötüken'e hakim oldu. Artık Ötüken'de Uygur Türk Devleti zamanı başlıyordu.